Sevgili Yarış severler hepinize hayırlı günler dilerim. Bugün 4 Temmuz 2020 günlerden Cumartesi saatlerimiz 13.18'i gösteriyor. Hepinize yeni günde ailenizle, sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu şansınızın bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı bir gün dilerim. Yeni günde her şey gönlünüzce olsun. Umarım yeni günde hep birlikte şanslı kalemleri buluruz sevgili Yarış severler. Arkadaşlar çok sevdiğim bir bir arkadaşım çok sevdiğim bir kardeşime buradan çok çok selamlarımı iletiyorum. Gerçekten çok değer verdiğim bir insan. İnegöl Spor Genel Kaptanı Semih Peşin kardeşime, arkadaşıma buradan selamlarımı iletiyorum ee, sevgili yarışseverler. Arkadaşlar bugün gündüz program biliyorsunuz Ankara'da koşulacak 11 koşuluk programla başlıyordu. Birinci ve ikinci altılı ganyan analizlerimizi geceden vermiştik. Ee, İzmir altılı ganyan analizlerimiz kalmıştı. İzmir altılı ganyan analizlerimi yetiştiremedim. Ee, çalışmadan veremiyorum arkadaşlar. O yüzden bugüne bıraktım. Biraz geç oldu. Bunun için de ayrıca hepinizden özür dilerim sevgili yarışseverler. E, ee, İzmir birinci altılı Ganyan analizlerimle karşınızdayım. Ama öncelikle sizlerden ricam arkadaşlar kanalımıza abone değilseniz kanalımızın hızlı yükselmesinde sizler de katkı sahibi sizler de pay sahibi olmak istiyorsanız ücretsiz kanalımıza videonun sağ altında bulunan kırmızı butona abone ol butonuna tıklayarak abone olabilirsiniz. Ayrıca videolarıma beğeni atabilirsiniz. Atacağınız her beğeni gerek Google'da gerek YouTube'da gerek sosyal medyada bizi en üst sıralara taşıyacaktır. İlk sayfalara çıkaracaktır. Bu konuda duyarlı olmanızı şu anda bütün arkadaşlarımın videolarıma like atmalarını yani beğeni atmalarını rica ediyorum sevgili yarisever arkadaşlarımdan. Yine program sonunda arkadaşlar buralara link koyuyorum. Yuvarlak şekilde bir sevdiğim bir arkadaşım gerçekten sesini de çok beğendiğim bir arkadaşım İzmir Buca'dan e, Turgay Pirocan Turgay lakaplı e, müzisyen arkadaşım kendi bestelerini yapıyor kendi müziklerini yapıyor arkadaşlar. Ben e, kanalının bin olması için yardım edeceğimi söyledim ama sizlerden bu konuda destek bekliyorum. E, kanalı bin olursa biliyorsunuz e, AdSense'de, Youtube'da geliri açılıyor arkadaşlar. Bu konuda hepinizden destek bekliyorum. Yine videonun sonunda şurada yuvarlak bir link olacak arkadaşlar. O linke tıklarsanız Pirocan Turgay müzisyen arkadaşımın kanalına abone olmanızı hatta benim de selamımı söylemenizi istiyorum. Yine burada bir müzik şarkısının altında sevgili yarışseverler Şimdiden hepinize çok teşekkür ederim. Arkadaşlar ben İzmir 1. Altılı Ganyan analizime geçeceğim. 4 Temmuz 2020 İzmir 1. Altılı Ganyan analizlerime başlıyorum. İzmir'de 9 koşuluk bir program var. 2 yaşlı İngilizlerin 1000 mesafe çim piste koşulacak meydin yarışı. Arkadaşlar burada özellikle ben son yarışını izlediğim gerçekten sonlarda biraz nefes yaptı. Hafiften sağ sol yalpaladı ama düzgün aksiyonlarla koştuğunu gördüğüm gerçekten beğenimi kazanan bir Safkan oldu. Gelir gelmez bilmiyorum ama ben o yarışını izlediğim Safkan'ı bu yarışında tek yazacağım. Bu Sayın Pelin Kapoğlu'na ait e, bir numaralı Akabba Göktuğ isimli Safkan'ın ben bu rakiplerini uygun grup olduğunu düşünüyorum. Geçeceğini e, düşünüyorum. Yarış arkadaşlarıma bir numaralı Akabba Göktuğ isimli Safkan'ı günün banko ismi olarak veriyorum sevgili yarış severler. Ve Altılı Ganyan'ın ikinci ayağına geç geçiyorum. 4 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 1800 mesafe çim pistle koşulacak şartlı iki yarış ile devam edecek. Yine esasen burada e, Arda adına tek olur mu diyeceksiniz ama burada yine bu grubu geçmesini beklediğim bir safkan var. Sayın Süleyman Ati'ye ait Karabeyhan'ın özellikle anne babası Champs to Champs olan Üstmal Kara Mehmet'in ben bu gruptan üstün olduğunu düşünüyorum esasen. Çünkü bu e, 6 ay aradan sonra bir yarış gördü. Bana göre çok tatminkar bir yarış çıkardı. Bugün Çetin Ok idaresinde ben 3 numaralı Kara Mehmet de bu grupta birinciliğe uzanmasını bekliyorum. Bu safkanın kötü koşması durumunda diye vereceğim. Tercihi hen tek yazılabilir. 3 numaralı Kara Mehmet yine beğenimi kazanan 10 numaralı Küp Şeker. Özellikle son yarışında 9'unculuğa girişi gerilerden çok etkili geliyordu arkadaşlar. Ben bugün İlker Soyad'ın tekrar binmesiyle 10 numaralı Küp şekerine ikinci şanslıyız olarak veriyorum. Yine 5 numaralı Lawson. Son yarışını Poto'da kaybetti biliyorsunuz arkadaşlar ama yapılacak bir şey yoktu. Çünkü rakibi, o günkü rakibi Warrezen acayip bir sprint yaptı. O sprint karşısında yapılacak hiçbir şey yoktu. Bugün 3. şanslı Safkan'ım. Yine 13 numaralı Wonderful ve 12 numaralı Şehriban isimli safkanlar benim sırasıyla değerlendirdiğim isimlerdir. Ve birinci altının üçüncü ayağına geçiyoruz arkadaşlar. Dört yukarı yaşlı Arap safkanlarının 1300 mesafe Çin pistte koşulacak şartlı dört yarışı. Burada da özellikle tuttuğum safkan arkadaşlar birinci şanslı ismim 5 numaralı Eser. Bugün Mertcan Çelik İdaresi'nde benim birinci şanslı ismim olacak yine. 3 numara sıkıntı yok arkadaşlar. Bu safkanın son yarışına inanmıyorum. Kalitesine inandığım bir yıldız Yıldızoğlu torunu. Gerçekten bu, Uçan Bey temsilcisi 3 numara sıkıntı yok. Ben bugün 5 numaralı esere ilk rakip gördüğüm isim 3 numaralı sıkıntı yoktur. Hatta burası böyle de bitebilir arkadaşlar diye düşünüyorum. Ama geniş oynayan arkadaşlarıma yine grubun kaliteli safkanı. Ne sorunu var bilmiyorum ama koşsa bu grubu yüzeyerek geçer arkadaşlar. Altunmalı Aman Kaya. Bir Kafkaslı yavrusu. Bugün Mehmet Kaya idaresinde piste çıkacak. Ben Altunmalı Aman Kaya'ya da dikkat diyerek 3. şanslı isim olarak veriyorum. Yine bu grubu e, rahat izlemek istiyorsanız bu koşuyu rahat izlemek istiyorsanız arkadaşlar bir numaralı Alemin Kralı ve son isim olarak da 2 numaralı Kral Arthur isimli safkanları değerlendirebilirsiniz bu koşta. Ve 6'lı ganyanın 4. ayağı, programın dördüncü koşusu, 3 yaşlı Arap safkanlarının 1000 binüt... 1100 mesafe Çin pistte koşulacak. Şartlı iki yarış devam edecek. Arkadaşlar burada da özellikle beğenimi kazanan bir isim var. 5 numaralı Özak Bey. Son yarışlarında aksiyonlarını çok beğendim. Öseber temsilcisi bugün Ali Alpakut idaresinde benim birinci şans vereceğim. Safkan olacak yine 6 numaralı Seher Sehergül beğenimi kazanan bir başka isim oldu. Güzel pedigrisiyle dikkat çekiyor. Özellikle Nevzat Avcı idaresinde bugün piste çıkacak olması beni bu safkanın ikinci şanslı isim yaptı arkadaşlar. Biliyorsunuz ilk yarışını derecesiz tamamlamıştı. İkinci yarışında güzel bir dördüncülük elde etti bu safkan. Yine dört numaralı Milas Berk. Mertcan Çelik idaresinde Saruhan Ağa'nın eşkalli bir tayı bugün yine idmanlarında güzel görünen bir isim arkadaşlar. Bu da... Milas belki de üçüncü şanslı isim olarak öneriyorum. Yine iki numaralı Kerim Ağa ve 3 numaralı Mavi Çuha benim bu koşta sürprize sizlere önereceğim isimlerdir. Ve birinci altının 5. ayağı 4 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 2000 mesafe kum pistte koşulacak Handikap 17 yarışı. Arkadaşlar burada da özellikle tuttuğum bir safkan bir numara Harunan. Kalitesine inandığım bir isim. Biliyorsunuz son yarışında sentetikte bir yarış gördü ama gerçekten bu grupta etkili olabilecek bir isim. Ağır kilosuna aldanmayın. Bir numaralı Harun onu bugün Berkançılı idaresinde ben birinci şansı isim olarak tutuyorum. Yine 16 numaralı Living for Love son yarışın tekrarlaması durumunda yine bu yarışı kazanabilir arkadaşlar. Yine bu safkana dikkat diyorum. Özellikle Nevzat Avcı idaresinde gerçekten çok etkili bir isim. 16 numaralı Living for Love yine 8 numaralı Jack Vietar arkadaşlar bu safkanda dikkat diyorum. Form durumu üst düzeyde bu safkanında. Torok temsilcisi 8 numara Jack da ilk 3 safkan içerisinde bulunmalı. Yine kendisini unutturan bir safkan. 9 numara Dimection bugün yine kuponlardaki yerini almalı. Özellikle Dorukhan Paloor idaresinde piste çıkıyor. Dikkat edilmesi gereken bir isim. Yine 10 numaralı Tek Dadaş. Bugün Muhammed Hamadi idaresinde piste çıkacak. Yine son güzel üçüncülüğünle dikkatleri üzerine çekmişti. Burada yine ben 17 numaralı Özgür Reis. Zaman zaman etkili yarışlar koşabiliyor arkadaşlar. Bugün Adem Aslan idaresinde 50 kilo dikkat edilmesi gereken safkandır. Yine zaman zaman etkili yarışlar koşabilen 11 numaralı Çınar Bey ve 2 numaralı Topanga benim sırasıyla bu koşuya önereceğim safkanlardır sevgili yarış Ve altılı ayının son ayağına geçiyoruz arkadaşlar. 4 yaşlı Arapların 1300 mesafe Çin pistte koşulacak dişlere mahsus şartlı 5 yarışı 1. altının kapanış koşusu olacak. Ben burada esasen son yarışında çok etkili bir yarış çıkaran 7 numaranın Miranda bir sarraf temsilcisi ee, arkadaşlar bugün 7 numara Miranda'yı ben Gökhan Gökçe idaresinde bu grubu yine geçmesini bekliyorum. Şimdi pistte de e, etkili koşabilen bir isim bir dayı bey torunu 7 numara Miranda ama bu safkana bu yarışta ben sadece bir rakip görüyorum arkadaşlar. <laughs> Beğenimi kazanan bir isimli son yarışıyla bugün Mehmet Kaya idaresinde piste çıkacak Sayın Deniz Kurtel'e ait üst numaralı Calibeta'ya da dikkat diyorum bugün. Burayı 7 numaralı Miranda ve 3 numaralı Calibe Taş şeklinde değerlendiriyorum. Umarım bugün başarılı oluruz. Umarım şanslı kalemleri hep birlikte buluruz arkadaşlar. Dediğim gibi arkadaşlar az sonra burada bir link çıkacak. Ya burada ya burada bir link çıkacak arkadaşlar. Ee, arkadaşımızın kanalına Pirocan Turgay müzisyen arkadaşımızın kanalına abone olmanızı istiyorum hiç olmadı bin aboneye kadar hep birlikte hızlı bir şekilde çıkaralım arkadaşlar birlikten kuvvet doğar diyorum bir elin nesi var iki elin sesi var. Sizler de şarkılarını dinleyebilirsiniz. Gerçekten çok güzel sesi var. Beğendiğim bir arkadaşım, sevdiğim bir arkadaşım. Hepinizin desteklerini bekliyorum bu konuda da. Hepinize hayırlı günler dilerim arkadaşlar. Hepinize bol şanslar dilerim. Görüşmek üzere. Esen kalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.